Türk Silahlı Kuvvetleri itibarsızlaştırmak, tekmelenmek, kamuoyu önünde küçük düşürülmek gibi hadiseler. Özellikle bunun siyasi, askeri, tarihi sebepleri de var. Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan yazdıkları Wikileaks'teki Ünlü Türkler isimli kitapta Amerika Büyükelçiliği'nin Washington'a gönderdiği telgrafta şu ifadeler bulunuyor. Derin devletin kalbinde Türk ordusu vardır. Derin devlet, Amerika'nın desteklediği reformların önünde en büyük engeldir. Peki Amerika'nın desteklediği reformlar neler? Bunları hatırlamak için o günlere şöyle bir göz atmak lazım. Türkiye 2007 yılından itibaren gelişmiş bir ideolojik iklimin içerisine girdi. Özellikle demokratikleşme, sivilleşme, insan hakları ve askeri vesayetten kurtulmak gibi söylemlerin altından Cumhuriyet tarihinin görmediği rezaletler çıktı. Habur'da terör örgütlerinin şenliklerle karşılanması, teröristlerin şehirlerde kimlik sormaları, kamu binalarından bayrak indirmeleri gibi Cumhuriyet tarihinde benzerine rastlanmayan süreçleri Türkiye yaşadı. Tabii aynı dönemde özellikle açılım furyasının tutturulduğu günlerde Atatürk adını anmak, nutuk okumak, suç unsuru, darbecilik ve çetecilikle anılmaya başlandı. FETÖ'nün alternatif tarih anlatımı televizyon ekranlarında ve TBMM kürsülerinde yüksek sesle yankılanmaya gene bu dönemde devam etti. Üniversitelerde, yüksekokullarda Atatürk ve Türk bayraklı masaların saldırıldığını acıyla tecrübe ettik. Aynı dönemde Cumhuriyet tarihinde benzeri rastlanmamış bir ihanet süreci hem de Türk tarihinin en büyük destanının ismiyle yaşatıldı. 2007 yılında Ümraniye'de bulunan el bombalarıyla başlayan süreç Ergenekon terör örgütü adı verilen ve tamamen FETÖ'nün devlet içerisinde ve sivil toplum içerisinde Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve özellikle Amerikan karşıtı olan isimleri hedef aldığı bir sürece dönüştü. Amerika'nın telgrafında bahsettiği reformların önündeki engel olan Türk ordusuyla hesaplaşma süreci Fethullahçıların eliyle başlamıştı. Peki bu Fethullahçıların başlattığı Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında bir gecede yüzlerce general ve bunlar muazzaf general tutuklandığı süreçte cezaevlerine kimler atılmadı ki? Kardak'ta Türk bayrağını diken Ali Türkşen, bölücü terör örgütü liderini sorgulayan Hasan Atilla Uğur, bugün AKP iktidarının övünerek anlattığı milli gemi olan Milgen projesinin mimarı dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere bir sürü sivil aydın, bir sürü vatansever, Cumhuriyetçi ve tabii ki de muhalif Atatürkçüler o dönemde hedef alındı. O günlerin bir de tanıkları vardı. Terör örgütü üyeleri tanık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları sanıktı. Ve o günün bir de destekçileri vardı. Özellikle yaşı 14-15 olan genç arkadaşlarımız hatırlamaz. Biz hatırlatalım. Hatırlatalım ki Ali Fuat Yılmazer, Hasan Hüseyin Özese, Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel, Bekir Berk gibi isimlerin ve bu isimlerin heykelini dikmek isteyenlerin kim olduğunu ülkemiz ve insanlarımız bir kere daha hatırlasın.